Herkese merhabalar. Algoritmauzmanı.com'un hazırlamış olduğu Lojik Devreler dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ikilik tabandaki sayıları sekizlik tabana çevirme işlemini göreceğiz. İkilik tabandaki sayılar sekizlik tabana çevrilirken genelde klasik anlamda işte ikilik tabanı onluk tabana çevir, daha sonra onluyu sekize çevir gibi bir yöntem izlenebilir. Bu yöntem uzundur. Ben size daha kısasını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, ikilik tabandaki bir sayının onluk tabana dönüştürülmesi bizden istensin. İşte ben 1, 0 yazıyorum. 1, 1, 0 diyelim. Bu sayı ikilik tabanda ve bize densin ki işte sekizlik tabandaki karşılığını istiyoruz. Arkadaşlar, sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır. Şu üçerli bir grup, şu üçerli bir grup. Ama burada iki tane var diyorsanız buraya bir sıfır atarız. Üçerli bir grup olmuş olur. Şimdi bu üçerli gruplar kendi içerisinde onluk tabana çevrilir. Evet, direkt onluk tabana çeviriyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Yazın buraya 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Ne geldi? Buradan 2 geldi, buradan 4 geldi. Burası zaten 0. 6'ymış burası. Buraya tekrar 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Yani hepsini bir düşünüp de 2 üzeri 3, 2 üzeri 5 yazmayın sakın. Ben neden olduğunu anlatacağım birazdan, neden böyle yaptığımızın. Buradan bir tek dikkat edin. 2 geliyor. Yani şu gruptan 6 geldi, bu gruptan 2 geldi. Peki nasıl çevireceğim? Çevirme falan yapmayacağız. Direkt 26 yazıyoruz 8 tabanındaki sayıya. İnanmıyorsanız sağlamasını yapalım. 8 tabanındaki bir sayı onluk tabana nasıl çevrilir? Burası 8 üzeri 0 ile çarpılır. Burası 8 üzeri 1 ile çarpılır. Buradan 1 çarpı 6, 6 gelir. Buradan 8 çarpı 2'den 16 gelir. 22 gelir. Peki ben burayı çevireyim onluk tabana. Hemen yapalım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 diyorum. Sıfırları yok ediyorum. Burası 2. Burası 4. Burası 16. Ne geldi? Yine 22 geldi. Peki nasıl oldu? Arkadaşlar, 8 tabanındaki bir sayı hangi rakamları kullanarak elde edilir? Şunlar arkadaşlar, 8 tabanındaki sayılarda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamlarını kullanabiliriz. 8'i kullanamayız, değil mi? Çünkü hep böyle yapıyoruz. 2 tabandaki sayılarda 1, 0 kullanıyoruz ama 2 kullanamayız. Onluk tabandaki bir sayıda işte 9'a kadar olan tüm rakamları kullanırız. 10 diye tek parça bir rakam kullanmayız. 8 tabanındaki sayılarda da en büyük kullanabileceğimiz rakam 7'dir. Şimdi ikilik sayılarla 7 sayısını nasıl elde ederiz? Yani en büyük 8'lik tabandaki en büyük rakamı nasıl elde ederiz? 3 basamaklı bir sayıyla elde ederiz. Nedir bu? 1, 1, 1'dir. Dikkat edin, bu ikilik tabandaki sayının onluk tabandaki karşılığı her zaman bize 7'yi verir. 7'den daha büyük bir rakamı veremez. Bu yüzden biz üçerli gruplara ayırırız ki 8'lik tabandaki karşılığını bu şekilde elde edebilelim. Yani biz üçerli gruplara ayırıp onluk tabandaki karşılığını aldığımızda otomatik olarak bize 8'lik tabandaki karşılığını verecektir. Bir tane örnek yapalım. Bir tane daha örnek yapalım. İşte ben diyorum 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Böyle bir sayım olsun ikilik tabanda. Bana densin ki 8'lik tabandaki karşılığı nedir? Hemen arkadaşlar tekrar yazayım. 1, 1, 0, 1. Sağdan başlayarak, yani şuradan başlayarak üçerli bir gruba ayırdım.
tekrar üçerli bir gruba ayırdım. Burada tek bir kaldı. Bu da bir grup arkadaşlar. Sadece soluna sıfır ekliyorum iki tane. Hemen onluk karşılıklarını alacağım. Onluk karşılığı nedir? İşte uzun uzun yapmayacağım. Buradan 1 gelir. Buradan 2 gelir. Yani 3'tür burası. Değil mi? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 4 gelir. 1, pardon, burası 5'tir. Burası tekrar 5'tir. Burası ise 1'dir. Yani 155'miş karşılığı. Tamam mı? Başka ne yapabiliriz? Başka bir örnek. Bu sefer biraz kısa bir sayı tutalım. Diyorum ki şöyle bir sayım olsun. İkilik tabanda, sekizlik tabandaki karşılığını soruyorum. Hemen şurayı bir gruba ayıracağım. Şurayı da bir başka gruba ayıracağım. Yani sağdan başlıyoruz. Ben biraz hızlı yazayım diye böyle yaptım. Yani şurası bir grup, şurası bir grup. Buraya 2 sıfır eklendi. Tamam. Hemen onluk tabana çeviriyorum burayı. Buradan ne gelir? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 3 geldi. Burası da direkt 1 geldi. Yani 13'müş. İnanmıyorsanız bunu kısa olduğu için tekrarını yapacağım. Sağlamasını yapacağım. Burayı 8 üzeri 0 ile çarpın. Burayı 8 üzeri 1 ile çarpın. Buradan 3 gelir. Buradan 8 gelir. 11'miş. Bunun karşılığı. Hatta bu sefer de 11'i ikilik tabana çevireyim ben. Ne geldi? 5. Kalan 1. 5'i 2'ye bölüyorum. Kalan 1 bölüm 2. Tekrar 2'ye bölüyorum. 1. Buradan 0 kaldı. Yazalım. 1, 0, 1, 1. Eşit mi? Eşit. Evet arkadaşlar, ikilik tabandaki sayılar 8'lik tabana bu şekilde çevriliyor. Önümüzdeki derste de 8'lik tabandaki sayıları ikilik tabana çeviririz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.